Sayıları 11 ile çarpmanın çok kolay bir yolu var. Sayımız 43 olsun. Önce sayıyı iki parçaya ayırın. Sayının rakamlarını toplayın. Çıkan sonucu iki parçaya ayırdığınız sayının arasına yazın. Sonuç 473. Hesap makinesiyle bunu kontrol edebilirsiniz. Misal sayımız 78 olsun. 2'ye ayırdık ve topladık. Çıkan sonuç 15. Sonra 15'i araya yazıyoruz. Ancak henüz bitmedi. Çünkü eğer topladığınız sayı 2 basamaklı çıkarsa 5'i ortaya yazıp 1'i ilk sayıya ekliyoruz. Sonuç 858. Eğer anlamayanlar varsa bir kez daha tekrarlayalım. 43 sayısı 2'ye ayırdık ve topladık. Sonra da 7'yi ortaya yazdık. Sonuç 473. 78 sayısı 2'ye ayırdık ve topladık. Sonuç 2 basamaklı olduğundan ortaya 5'i yazıyoruz. 1'i ilk sayıya ekliyoruz. Sonuç 858. Yaşını bilmediğiniz arkadaşlarınızın veya tanıdıklarınızın yaşlarını birkaç matematik işlemiyle tahmin ederek onları şaşırtabilirsiniz. İşlemleri sırasıyla ve doğru yaptığınızda sonuç her zaman doğru çıkacaktır. Şimdi 21 yaşında biri var ve biz onun yaşını bilmiyoruz. Ona aklından şu işlemleri yapmasını söyleyin. Öncelikle yaşını 5 ile çarpması gerekiyor. Sonuca 8 ekleyip 2 ile çarpacak. Sonra sonuçtan 6 çıkartıp 10 ile çarpacak ve çıkan sonucu size söyleyecek. Tabii bu işlemleri aklından yapacak ve size sadece sonucu söyleyecek. Size söylediği sonuçtan hemen 100 çıkartın ve tekrar 100'e bölün. Çıkan sonuç o arkadaşınızın yaşı olacaktır. Sonu 5 ile biten sayıların karesini bulmak için çok kolay bir yöntem var. Sayının ilk rakamını alıp bir fazlasıyla çarpıyoruz ve çıkan sonucun yanına 25 sayısını ekliyoruz ve işte bu kadar basit. Bir örnek verelim. Diyelim 65 sayısı. 6 rakamını bir fazlası yani 7 ile çarpıyoruz. Sonuç 42. Bunun yanına 25 ekliyoruz ve 65'in karesini bulmuş oluyoruz. Geldik en güzeline. Bu matematik hilesini yapınca arkadaşlarınızı çok şaşırtabilirsiniz. Şimdi 5 haneli bir sayı yazalım ve ikinci sayıyı arkadaşınız yazsın. Üçüncü sayıyı siz yazacaksınız ancak bir hilesi var. Birazdan anlatacağım. Dördüncü sayıyı arkadaşınız yazacak ve beşinci sayıyı da siz yazacaksınız. Bu sayı da hileli ve hepsinin toplamını aslında siz biliyorsunuz, hatta cebinizdeki kağıtta yazılı. Nasıl mı? Şimdi anlatayım. Üçüncü sayıyı yazarken arkadaşınızın yazdığı ikinci sayıya bakarak alt alta hepsi 9 olacak şekilde sayılar yazıyoruz. Bu şekilde yapınca toplamı 999.999 oluyor. Yani üçüncü sayıyı ikinci sayıya göre yazıyoruz. 1'e 8 ekleyince 9, 2'ye 7 ekleyince 9, 7'ye 2 ekleyince 9 gibi. Aynı şekilde 5. sayıyı da 4. sayıya bakarak yazıyoruz. Onun da toplamı 999.999 olmak zorunda. Yani son 4 sayının toplamı her zaman 1.999.998 oluyor. Şimdi bir önemli konuya daha gelelim. Oyuna başlamadan kağıda yazıp cebinize koyacağınız toplam sayı ilk yazdığınız sayıyla 1.999.998'in toplamı olacak. Yani ilk sayıyı ona göre yazıyoruz. Sonraki 4 sayıyı da az önce anlattığım yöntemle yazıyoruz. Bu gerçekten çok eğlenceli ve şaşırtıcı bir oyun.